5 aylık bir evlilikten sonra müvekkilimiz ofise gelerek kendisinin boşanmak istediğini ifade etti. Daha sonra dosyayı incelediğimiz zaman davacı kadının zaten davayı açtığını, bizim de karşı dava açmamız gerektiğini dosyadan öğrenince ilk duruşmaya çıktık. Akabinde taraflar çekişmeli olarak başlayan davayı bir şekilde bir noktada orta yolda buluşarak anlaşmalıya çevirdik ve daha sonra mahkeme çok yerinde bir karar vererek 5 aylık evlilik için sadece 2 yıl süreli bir nafakaya hükmetti. Bu çok yerinde bir karar, çok emsal niteliğinde bir karar. Daha önce böyle bir süreli nafakaya ilişkin bir karar verilmemişti. Yani sayın mahkeme 5 aylık evlilik için 2 yıllık yoksulluk nafakasına hükmetti. Akabinde gerekçeli kararında da 2 yıldan sonra bu yoksulluk nafakasının kendiliğinden kalkacağını belirtti. Dediğim gibi mahkemenin kararı çok yerinde ve emsal niteliğinde olacak bir karar. Nitekim çok kısa süren boşanma davalarında veya fiilen birliktelik olmamış davalarda veya tarafların boşanma davalarında eşit kusurlu olduğu hallerde mahkeme süresiz nafakaya hükmettiği zaman nafakayı ödeyecek eş için bu çok orantısız bir ceza anlamına geliyor. Yani nitekim çok kısa süren bir evlilik var ortada. Taraflar zaten anlaşıyorlar veya eşit kusurlular. Bu zamanlarda süreli nafaka çok kurtarıcı oluyor. Yerel mahkemenin kararı bu anlamda çok yerinde. Özellikle son dönemlerde torba yasa çalışmaları, gerekse Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararları ile birlikte mahkemenin vermiş olduğu bu kararda onların yolunda ilerleyeceğinin bir göstergesi aslında. Nitekim taraflar zaten boşanmak istiyorlar. Bir nevi artık birbirlerini görmek istemiyorlar ama süresiz nafaka dediğimiz şey aslında eşleri birbirinden boşatmaya engel bir sebep. Çünkü süresiz nafaka her ay birbirleri iletişim anlamına geliyor sürekli olarak. Bunun bir problem haline gelmesi demek. Ayrıca süresiz nafaka zaten bir noktadan sonra kalkan veya biten bir şey de değil. Mutlaka nafakanın kaldırılması davası açmanız gerekiyor. Ve nafakanın kaldırılması davasında da mutlaka somut deliller öne sürmeniz gerekiyor. Yani karşı tarafın gelirinin arttığına ilişkin veya işte kendi gelirinin azaldığına ve artık nafaka ödeyemeyecek durumda olduğunu ifade etmek için ve bunlar için de somut deliller gerekli. Nitekim Türkiye şartlarında insanlar kayıtsız da çalışıyorlar sadece nafaka almak için. Artık bu gelir kapısı haline de geldi. Bu sebeple sayın mahkemenin verdiği karar çok değerli ve yerinde bir karar oldu. Meslektaşımın da dediği gibi bu karar emsal niteliğinde bir karar. Bundan sonraki süreçlerde eğer bu kararın diğer davalara uygulanması durumunda gerçekten hukuk anlamında çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu sebeple bu emsal nitelikli kararın diğer davalara da uygulanması bizim için çok iyi olacak.